Uygulama alanı 1'deki etkinliklerimizi gelin birlikte çözelim. Birinci etkinliğimizde başlıyorum. Aşağıda birinci kutuda verilen bilgilerle, bakın birinci kutuda verilen bilgilerle ikinci kutuda verilen kavramları eşleştiriniz. Hemen birinci bilgimizle başlıyorum. Birinci Murat döneminde açılan saraydır diyor arkadaşlar. Birinci Murat döneminde hangi saray vardı? Edirne Sarayı vardı. Topkapı Sarayı'nın ana giriş kapısıdır. En büyük kapıyı da hatırlıyor musunuz? Biz buna ne demiştik? Babı Hümayun demiştik. Değil mi? Babı Hümayun vardı. Babü Selam vardı. Babü Sade kapıları vardı. Üçe bakalım hemen. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden hemen sonra bugünkü İstanbul Üniversitesi yakınlarında inşa ettirdiği saray eski saraydır arkadaşlar. Bakın bir yangın çıkar. O saraydan sadece bir kapı değil mi var? Büyük bölümü yanmıştır o sarayın. Dörde bakalım. Topkapı Sarayı'nın orta kapısıdır arkadaşlar. Bakın az önce de kapıları tekrar ettim. Orta kapı Babü Selam kapısıydı. Hemen buraya da I harfimizi yerleştirelim. İç saray anlamına gelmektedir. Hatırlıyor musunuz? Birun, Enderun ve Harem vardı. Birun dış saray, bakın Enderun iç saray, Harem de padişahın özel hayatının geçtiği yerdi. Buraya ne ekliyoruz arkadaşlar? B'yi ekliyoruz. 6'yı okuyalım. Bakın 5 tamam. 6'yı okuyalım. Topkapı Sarayı'nda Adalet Kasrı'nın, hastanenin, hekimbaşının, ahırların, erzak odalarının, bostanların, odun ambarlarının bulunduğu bölümdür arkadaşlar. Burası neresiydi? Dış saray, birun bölümüydü. Oldukça geniş bir alandı. Geçtik 7'ye. Sarayın ihtiyaçlarından kamu binalarının bakım ve onarımından sorumludur. Bu kimdi? Şehremini'ydi. Aslında bir nevi bugünün belediye başkanı da diyebiliriz bunun için. 8'i okuyorum. Topkapı Sarayı'nın padişahın huzuruna açılan kapısıdır. Az önce demiştik. Babu Saade kapısı. Dikkat edin bir daha vurgulayalım. Önce Babu Hümayun kapısı vardı. En büyük giriş kapısı. Sonra orta kapı vardı. Babu Selam. Yani birbirine Enderun'u bağlıyordu. Sonra da arkadaşlar ne vardı? Babu Hümayun vardı. 9'a bakalım. Şehzadegen Mektebi'nin bulunduğu saray bölümüdür. Şehzadegen Mektebi nerede bulunuyordu? Harem'de bulunuyordu. Hemen bunu da yerleştirelim buraya. Onu okuyorum. Padişahın kaftan ve kürklerinden sorumlu kişi kimdi? Hatırlayın. Çuhadar ağaydı. Mesela çizmelerinden sorumlu da Rikabdar'dı. Bunları da işlemiştik birlikte. Bu bölümümüzü tamamladıktan sonra ikinci etkinliğimize geçiyorum. Osmanlı Devleti'nde, bakın okuduğum yer burası. Osmanlı Devleti'nde divan örgütü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız. Divanı Hümayun. Hemen ilk kutucuğumuzu okuyorum. Orhan Bey döneminde kurulmuş, 1. Murat döneminde yeni üyeler katılarak geliştirilmiştir. Bu doğru bir bilgi arkadaşlar. Bakın bu doğru bir bilgi. İde şunu okuyalım ikinci kutucuğumuzu. Fatih Sultan Mehmet'in divandan çekilip başkanlığı sadrazama bırakmasından itibaren önemsizleştirilmeye başlanmıştır. Yani artık divan eski şeyini ne yapmıştır? Bir karar organı değil, bir danışma organına dönüşmüştür. Aslında bu kısmen doğru bir bilgi değil mi? Doğru. Ama yanlış demiş. Bu kutucuktan biz ne yapamayacağız? Devam edemeyeceğiz. Geçelim buraya. Diğer kutucuğumuzu okuyorum. Yerellerdeki kadıların yanlış hüküm verdiğine inananlar davalarını divana getirebilirdi. Bu kesinlikle doğru bir bilgi. Hatta demiştik ki Divan-ı Hümayun değil mi? Bir aynı zamanda bir mahkeme gibi görev yapmıştır. Herkes, Müslüman gayrimüslim herkes en üst mahkemeye kadar başvurabilirdi. Diğer kutucuğu da yine her ihtimale karşı okumak istiyorum.
Osmanlıların kuruluş döneminde her gün ve padişah neredeyse, bakın, Osmanlıların kuruluş dönemlerinde divan her gün ve padişah neredeyse orada toplanırdı. Bu aslında doğru bir bilgi ama buraya yanlış yaptığı için bu kutucukla devam edemedik. İkinci etkinliğimizi tamamladık. Şimdi üçüncü etkinliğimize birlikte bakalım. Bakın, aşağıda verilen boş bırakılan yerleri şu kutu içindeki kavramlardan uygun olanlarla doldurunuz diyor. Bir ile başladım. Osmanlılarda maliye işlerinden sorumlu divan üyesi kimdi? Defterdardı. Ki ben özellikle vurgulamıştım. Buraya birazcık küçük yazalım, sığsın. Defterdardı. Bakın arkadaşlar, dedim ki aslında bugünün neydi? Bugünün arkadaşlar Maliye Bakanı gibi görev yapan kişisi defterdardı. Divanın, devletin gelir gider kayıtlarını tutan hazineden sorumlu kişisi defterdardı. İkiye bakalım şimdi. Bakın, bire küçük bir tik koyduk. İki, Osmanlı Devleti'nde Topkapı Sarayı'ndaki görevlilerden müneccimbaşı, hekimbaşı ve padişah hocaları nokta nokta grubunu oluştururdu. Hacegan, değil mi? Hacegan çoğul bir ifadeydi. Hacegan grubunu oluştururdu. Hacegan arkadaşlar, buradaki boşluğumuzun karşılığı. Hemen yan tarafta da bulalım ve işaretleyelim Hacegan'ı. Geçelim şimdi üçüncü bilgimize. Osmanlı Sarayı'nda sofra hizmetlerini görenlerin başına adı verilirdi. Ne adı verilirdi? Çeşnigir başı adı verilirdi, değil mi? Sofradan sorumlu Çeşnigir. Çeşnigir başı deniyordu kıymetli arkadaşlarım. Dördü okuyalım. Hemen dördüncü bilgi. Osmanlı şehzadeleri sancaklara yönetim deneyimi kazanmaları için gönderilirken yanlarına ne veriliyordu? Lala denilen tecrübeli devlet adamları öğretmen olarak veriliyordu. Buraya ne yazıyoruz? Lala yazıyoruz. 5'e bakalım. Fatih Sultan Mehmet hazırladığı ne vardı ile merkez otoriteyi güçlendirmeyi amaçlamıştır. Fatih Sultan Mehmet Kanunname-i Ali Osman'ı hazırlamıştı. Hemen buraya yazalım. Kanunname-i Ali Osman, değil mi? Otoriteyi de güçlendirmişti. 6'yı okuyalım birlikte. Nokta nokta döneminde ülke toprakları padişah ve oğullarındır anlayışı nokta nokta döneminde ülke toprakları padişahındır anlayışına çevrilmiştir. Bakın, 1. Murat döneminde ülke padişah ve oğullarının ortak malıdır demişler. Fatih döneminde, yani 2. Mehmet döneminde, diğer ifadeyle Fatih döneminde de bu değiştirilmiştir. Hemen buradan Fatih'i işaretleyelim ve 1. Murat'ı işaretleyelim. 2. Mehmet kimdi? Ben üzerine bir kez daha yazayım. Fatih Sultan Mehmet'ti. 7. bilgimizde devam ediyorum. Osmanlılarda bir işin dinen uygun olup olmadığına dair fetvayı kim veriyordu? Şeyhül İslam verirdi. Arkadaşlar, Şeyhül İslam. Bakın, bir konunun dine uygun olup olmadığına dair fetva veren kişi. 8'i okuyorum. Osmanlı Devleti'nde ilk nokta nokta Şeyhoğlu Mustafa'nın kaleme aldığı Kenzül Kübera ve Mehekkül Ülema adlı eseridir. İlk siyasetnameydi, değil mi? Osmanlı'daki ilk siyasetname buydu. Siyasetname. Bakın, diğerini de söyleyeyim. Türk tarihinin ilk siyasetnamesi neydi peki? İkinci Köktürk Kutluk Devleti'ne ait olan Köktürk Kitabeleri, Orhun Kitabeleri'ydi. 9'a bakalım. Osmanlı şehzadelerinin hizmetlerini karşılamak için anneleri tarafından nokta nokta adı verilen genç kızlar seçilirdi. Ne adı verilen genç kızlar seçilirdi? Usta. Bakın, usta adı verilen genç kızlar seçilirdi. Osmanlı şehzadelerinin, onu okuyorum,
Osmanlı şehzadelerine sancağa atandıklarında ne deniyordu? Çelebi Sultan denilirdi arkadaşlar. Çelebi Sultan. Hani eğitim için sancağa gönderiliyordu. Bakın yanlarındaki hocalara Lala, bu şehzadelere de ne deniyordu? Çelebi Sultan deniyordu. Hemen 11'e bakalım. 11'e. Nokta nokta saray kadınlarının dinsel ve ilmi eğitim aldıkları yerdir. Bakın saray kadınları her tür eğitimi nerede alıyordu? Haremde alıyordu. Harem aynı zamanda bir okuldur demiştik. 12'ye bakalım şimdi. Osmanlı Devleti'nde sultan ve yöneticilere devlet yönetimi hakkında öğüt veren eserlere siyasetname ya da nokta nokta adı verilmiştir. Diğer adı da neydi bunun? Nasihatnameydi arkadaşlar. Nasihatname, siyasetname ya da nasihatname. 13'ü okuyalım. Günümüz Danıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Bakanlar Kurulu gibi görev yapan kurum hangisiydi? Az önce anlattık diğer videolarda. Bu kurul Divanı Hümayun'du. Devlet işlerinin yürütüldüğü kuruldu ki Divanı Hümayun'u ilk kuran Orhan Bey'di. Daha sonra görevleri artarak geliştirilmişti. 14'e bakalım şimdi. Osmanlı Devleti haksız mallara el koymak anlamına gelen ne yapmıştı? Müsadere usulünü uygulamıştı. Müsadere ile ne yapmıştı? Hemen cümlemi tamamlayacağım. Müsadere ile merkezi otoriteye rakip olabilecek güç odaklarının ortaya çıkışını engellemeye çalışmıştır. 15'e bakalım. Osmanlı Devleti'nde para basmaktan sorumlu olan nokta nokta Topkapı Sarayı'nın birun bölümünde bulunurdu. Buna biz darphane emiri diyorduk, değil mi? Darphane, darphane arkadaşlar, darphane emini diyorduk ki bakın para basılmasından sorumlu kişi. Hemen bunu da işaretleyelim. Devam edelim 16 ile. Padişahın silahlarından sorumlu olan Silahdar Ağa Topkapı Sarayı'nın nokta nokta bölümündeki görevlilerindendir. Bakın bu hangi bölümdeki görevlilerdendir? Hemen buradan bulalım. Enderun bölümündeki görevlilerdendir. Buraya hemen yerleştirelim Enderun'u, değil mi? Enderun. Devam edelim 17 ile. 17'de nokta nokta padişahın çizme ve ayakkabılarından sorumlu kişidir. Bu kimdi? Rikabdardı. Rikabdar padişahın çizme ve ayakkabılarından sorumludur. Rikabdar. 18'i okuyalım. Harem padişahın eviydi ve padişahın evinin başında nokta nokta yer alırdı. Kimler yer alır evin başında? Valide sultanlar vardı. Valide sultan, değil mi? Valide sultan vardı. Devam edelim 10'a 19. 1. Murat döneminde başlayan nokta nokta uygulaması Fatih döneminde yazılı kanun durumuna getirilmiştir. Siyaseten katl, yani kardeş katli. Siyaseten katl. Kardeş katli 1. Murat döneminde başlasa da Fatih döneminde kanun haline getirilmiştir. Sonuncuyu okuyalım. Osmanlılarda sancağa çıkma usulüyle yetişen son padişah kimdi? 3. Mehmet'ti. Hemen bunu da ekleyelim. Buradan bakın 3. Mehmet'i de bulup işaretleyelim. Burada bitirmiş olalım. Bir bölümü daha böylece tamamlamış olduk. Burada sadece bu bölümde Enderun'u ekleyelim arkadaşlar şu kutucuğun içerisine. Yine biz görelim onu. Hani Enderun'u da yazdık buraya. Geçelim şimdi son etkinliğimize, bu bölümdeki dördüncü etkinliğimiz kıymetli arkadaşlarım. Hemen başladım. Aşağıdaki Sultan ve Osmanlı Merkezi Teşkilatı konusu ile ilgili cümlelerde altı çizili ifadeleri doğru ya da yanlış olarak belirtiniz. Yanlış kavramların doğrusunu karşısındaki kutucuklara yazınız. Hemen birden başlıyorum. Darüs-Saade dairesi, hemen biri işaretliyorum. Darüs-Saade dairesi, Şehzade Mektebi, Kuşhane Mutfağı,
Kadın Efendiler Dairesi ve Hazine Topkapı Sarayı'nın Enderun bölümünde yer alırdı. Bu yanlış. Nerede yer alırdı bunlar? Harem bölümünde yer alırdı. Lütfen hemen buraya harem yazınız. Geçelim şimdi 2'ye. Yeniçeri ağası. Bakın, Yeniçeri ağası olarak değil, eğer vezirlik rütbesi alırsa Divan-ı Hümayun toplantılarına katılabilirdi. Bu doğru bir bilgi. Hatta 17. yüzyıldan itibaren katılıyorlardı. 3'e bakalım. 3'e bakalım. Kapıcılar Ketüdası protokolde Vezir-i Azam ve Şeyhülislam'dan sonra gelirdi ve en önemli görevi haremi korumaktı. Bu Kapıcılar Ketüdası değil, yanlış. Bu Darüs Saade. Bakın, Darüs Saade ağasıydı. Lütfen buraya da doğrusunu yazalım. 4'ü okuyalım hemen. Osmanlı Devleti'nde divan üyelerinden kazasker sultanın tuğrasını çeker, tımar ve zahmetlerin kayıtlarını tutar, devletin iç ve dış yazışmalarını yapardı. Bu yanlış. Bunu yapan kazasker değil, nişancıydı. Kazasker adaletten sorumluydu. Kadı ve müderrislerin atamasından sorumluydu. 5'e geçelim şimdi. Müsadere uygulaması ile uygulaması ile önemli mevkilere yükselenler öldükten sonra varislerine bir şey bırakamayacaklarını düşünerek dürüst davranmaları sağlanmaya çalışılırdı. Bu doğru bir bilgi. Devam edelim 6'ya. Kanunname bir işin dinen uygun olup olmadığına dair Şeyhülislam'ın verdiği karardır. Bu kanunname değil. Bu neydi arkadaşlar? Bakın, yanlış. Biz bunlara Şeyhülislam'ın bir şeyin dine uygun olup olmadığına dair verdiği belgeye fetva deriz. Bunun da notunu alalım. 7'ye bakalım. 7'ye. Osmanlı Devleti'nde arz odası, kutsal emanetlerin bulunduğu Hırka-i Saadet Dairesi, Doğancı Koğuşu, Kiler Odası ve Hazine Odası Topkapı Sarayı'nın Birun'da değil arkadaşlar. Hangi bölümünde bulunurdu? Enderun. Birin dış saray, Enderun iç saraydı. 8'e bakalım. Enderun mektebinde yetişenler daha çok din görevlisi olmaktaydı. Hayır arkadaşlar, bunlar daha çok devlet görevlisi oluyordu. Özel yetiştiriliyorlardı Enderun mektebinde. 9'a bakalım. Bedi Besmele merasimi adı verilen ve bütün devlet görevlilerinin katıldığı törenle şehzadeye konusu besmele öğretimi olan ilk dersi kazasker değil, yanlış. Kim verirdi? Şeyhül İslam verirdi ve böylece 4 yaşında şehzadenin eğitimi başlardı. Ona bakalım şimdi. Sancaklarda valilik yapan şehzadelerin başkanlık yaptığı şehzade divanları vardı. Doğru bir bilgi, tecrübe kazansın diye yapmışlardı. 11'e bakalım. Reisül Küttab 17. yüzyıldan itibaren divana katılan ve dış işlerinden sorumlu olan kişidir. Doğru, önem kazanmıştı. Diplomasi önem kazanınca Reisül Küttab ön plana çıkmıştı. Normalde Reisül Küttab 17. yüzyıla kadar, hatırlıyor musunuz, nişancının yardımcısıydı. 12'ye bakalım şimdi. Osmanlılarda emri alem saray sanatkarlarıdır. Bakın, emri alem sancaklardan sorumluydu. Bu yanlış. Buraya ne yazıyoruz? Ehli hiref. Bakın, sanatkarlar ne olarak geçiyordu? Ehli hiref olarak geçiyordu. Hemen doğrusunu yazalım. 13'e bakalım. Sarayın birun bölümünde bulunan emri alem, kapıcılar, ketudası, çeşnigirbaşı, bostancı, ehli hiref ve çavuşbaşı hacegan grubundandır. Bakın, 13'te bunlar yanlış. Bunlar ne grubundaydı? Erbabı hizmet grubundaydı. Hizmet eden erbabı hizmet grubundandı. Hemen düzeltelim. Devam edelim 14'le. Devam edelim 14'le. Osmanlı Devleti'nde bilinen ilk saray Orhan Bey döneminde Bursa'da yapılmıştır. Evet, doğru. Sonra 1. Murat Edirne, sonra Fatih dönemi. Önce İstanbul'da Eski Saray, sonra da Topkapı Sarayı'ydı. Geçelim 15'e. Bakın 15'e. Harem dışından evlenme usulü ile padişahın aile sırlarının dışarıya yayılması, akrabalık ilişkileri ile padişahın yıpranması ve
Taht kavgalarına anne tarafının müdahale etmesi engellenmek istenmiştir. Harem dışından değil bu yanlış. Tam tersi, özellikle harem içinden evlilikler yapıyorlardı. Burada saydığımız durumları engelleyebilmek için. Böylece bir etkinliğimizi daha bitirmiş olduk.